Diriliş. Türkiye İş Bankası yayınlarından aktardığımız Tolstoy şaheseri roman, 1899 yılında yayımlanmıştır. Bir vicdan azabının oluşturduğu kişilik değişimini 637 sayfada gözler önüne serer. Dimitri Nehludov çok gösterişli ve zevk içinde bir hayat sürdürmekteyken, jürisi olduğu bir duruşmaya katılır ve eskiden birlikte olduğu, ama daha sonra terk edip bıraktığı bir kadın olan Katyusha ile karşılaşır. Katyusha kimsesiz bir kadındır. Pek çok iş aramış ancak bulduğu işlerde erkeklerin sarkıntılıklarından dolayı fazla çalışamamıştır. En sonunda bir hastanede çalışırken bir rodacı Katyusha'ya sarkıntılık yapar. Katyusha odacıyı kendisine yaklaştırmaz. Bu sırada gürültüden dolayı hastanedeki diğer personel odaya gelir ve Katyusha bir iftiraya kurban giderek mahkemeye verilir. Nehludov geçmişe dönük bir vicdan muhasebesine dalar ve bunun sonucunda ne pahasına olursa olsun Katyusha'yı kurtarmak için yemin eder. Katyusha'ya en çok birkaç ay ceza verileceği düşünülürken mahkemede yapılan savunma hatası nedeniyle çok ağır bir ceza verilmesi karara bağlanır. Nehludov, Katyusha'ya karşı sorumluluk duygusunun da etkisiyle evlilik teklif eder. Katyusha ise aslında aşık olduğu Nehludov'un başına dert açmak istemediği için bu teklifi ısrarla reddeder. Katyusha'ya kürek cezası verilir. Nehludov'un bütün çabasına rağmen Katyusha Sibirya'ya sürülmekten kurtulamaz. Nehludov da elindeki mal varlığının önemli bir bölümünü harcayarak Katyusha ile Sibirya'ya gitmeye karar verir. Sibirya yolculuğu mahkumlar için dayanılmaz geçmektedir. Başlarındaki gardiyanlar da mahkumlara çok kötü davranmaktadır. Nehludov bu kötü muameleleri önlemek için elinden geleni yapsa da bunu başaramamaktadır. Nehludov, Sibirya yolculuğu sırasında haksızlığa uğrayarak hapse düşen veya sürgüne gönderilen pek çok insanın olduğunu da fark eder. Bu insanlar Nehludov'un kendilerine de yardımcı olmalarını istemektedir. Sibirya'daki kürek cezası sürerken Katyusha'nın affedildiği haberi gelir. Bu haber Nehludov'un ümitlerini artırır. Ancak Katyusha başka bir mahkumla evlenir ve Nehludov'a dönmez. Nehludov bütün bu olan bitenden oldukça etkilenir. Dünyada adaletin gerçekte olamayacağını düşünmeye başlar. Aradığı mutlak adaleti İncil'de bularak yeni düşünceler benimser. İnsan ruhunun, vicdanının, inancının ve 19. yüzyıl Çarlık Rusyası'nın gerçekçi bir tablosunu çizen bu başyapıt, Tolstoy'un ateist ilan edilmesine ve 1901 yılında kiliseden aforoz edilmesine sebep olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.